E, ilk tanımlandığından bugüne kadar geldiğimizde eris varyantı başlangıçta gerçekten çok korkmuştuk. E, çünkü e, orijinal COVID virüsüne göre 50 kat daha e, bulaştırıcı, e, omikrona göre 20 kat daha bulaştırıcı olduğu saptanmıştı. Ancak e, tamamen üst solum, yolları, üst solum yollarında enfeksiyon yaptığı için e, akciğerlere inmemesi büyük bir avantaj. E, ve geldiğimiz noktada, e, yani bugünlere geldiğimizde ee, artık e, bulaştırıcılığının çok olmasına rağmen e, ilk dönemdeki Covid vakaları gibi ağır vakaların olmayacağı anlamına geliyor. Grbald isonun enfeksiyonlarını çok daha fazla gör, görüyoruz e, ve bunların bir kısmı gerçekten e, Covid'e bağlı. E, mevsimsel gribal enfeksiyonda neler yapmamız gerekiyorsa onları yapmamız öneriliyor. Amerika'daki günümüzdeki COVID vakalarının yaklaşık %30'unun COVID'e bağlı olduğu saptanmış durumda. İlk çıktığı zamandan beri baktığımızda önce Amerika, daha sonra İngiltere ve veya Avrupa'da olduktan sonra arkasında 2-3 hafta sonra bizde genellikle görüldü. Günümüzdeki ERIS varyantıyla olan belirtiler. işte burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşurma tarzında. E, ateş e, eski ilk vakalarda daha fazla görüyorduk. E, Subfebrit ateş tarzında oluyor. İstatistik verilerin iyi olduğu ülkelerin verilerine baktığımızda e, gerçekten bir e, yukarıya doğru gidiş varken o iğme tekrar aşağı doğru döndü. Dolayısıyla evet bulaştırıcılığı fazla e, ancak e, hastalandırıcı etkisi düşük olduğu için e, viral üç son enfeksiyonlarında yapmamız gereken ne varsa hepsini yapmamız lazım. Zaten aslında maskeyi biz eskiden hep hasta olanları maske taktırıp onların topluma bulaştırmasının engellenmesi beklenir maskeden. Bu kapsamda kış mevsimine doğru gidiyoruz gerçekten özellikle 50 65 yaşı üzerindeki insanların kapalı alanlara Girerken ki artık havalar soğuduğu için mecburen kapalanlar da çok daha fazla bulunacağız. Bireysel maske kullanmalarında fayda var. Özellikle burada şunun altını çok çizmek lazım gerçekten herhangi bir viral üst solunum enfeksiyonu olan kişiler maske takmalı ki topluma daha fazla yayılmasın. Çok şükür ki Covid mutasyonu uğradı Eris şu anda mutant hakim mutant Eris. E bunun hastandırıcılığı fazla yok ama daha önce COVID virüsüyle karşılaşmamış ya da bir şekilde aşı olmamış kişiler hala bu enfeksiyona yakalanma riski altındadırlar. Peki viral enfeksiyonun en büyük geçiş nedeni Ellerden geçer. Kişisel hijyene baktığımızda da gerçekten e, ellerimizi yani e, Şunu tavsiye ediyorum: Ya aklımıza geldiğinde yıkamak. E, var, kapanma olacağını düşünmüyorum çünkü bir iğme geriye doğru e, gitti. Artı tüm dünyada toplumun önemli bir kısmı e, aşılanarak veya hastalığı geçirerek e, ortalama e, kişilerin ortalama antikor seviyesi yükseldiği için e, arada. Ee, vakalar e, görebilmekle birlikte ki bunlar biraz önce altını çizdiğim yani daha önce hiç karşılaşmamış kişilerin hiç antikor olmaması sebebiyle birden karşılaştıklarında e, daha bir e, biraz daha farklı klinik ağır olabilir. olabilir. E, en son e, omikron varyantından elde edilen ikinci yıl aşı dediğimiz aşılar e, eris varyantının e, yapısı buna biraz daha yakın şu anda yani günümüzde o aşının bulunabilirse riskli kişilerin yaptırmasını önerebilirim. Bir takım genetik yapı değişikleri de kişilerin daha fazla yakalandığı gibi bilgilerde göz önünde tutarsak hiç daha yakalanmamış aşlamamış kişilerin el hijyeni, maske kullanımı ve diğer tedbirleri alarak Bulabilirse de ikincil aşıları hiç olmasa yani hiç olmamaktan iyidir aşılarını yaptırmasını öneririm.